Bakalım toplamda kaç kilo vereceğiz? Okay. Üstüne yatacak şimdi. Ya nasıl tanıyorum seni ya? Arkamdan bir tane şöyle bir el hissettim. Hadi hadi Mahmut abinin arabasına dedi bana. Açım. Daha ilk gün böyle geçiyor. Açım yani. Günaydın. Sen ye anneciğim onu. Milka'ya verme. Ah gitti zeytin de gitti. Milka hayır. Muz. Evet. Evet muz yiyebilirsin. O da gitti. Günaydın tekrar. Biz kahvaltı seansındayız. Sonra kahvaltı mı yapıyor, kendine mi yediriyor, etrafına mı yediriyor belli değil. Her sabah böyle, sabahlarımız böyle geçiyor. Milka illaki ondan bir dileniyor. Dora da her yere saçıyor, ne yediğini anlayamıyorum bazen. Bugün çalışmıyorum, evdeyim. Planlarım var, sıvı detoksa başladım. Size onu paylaşmak için açtım aslında. Sıvı detoksa başladım. Bunun içinde yeşil elma, salatalık, ıspanak, maydanoz, kereviz sapı varmış. 500 mililitre diyor. Bundan 6 tane içeceğim. Bilmiyorum açlıkla nasıl mücadele edeceğim ama tadı fena değil. Ben severim böyle şeyleri. Yani linç yesem de paylaşacağım kilom. Bugün itibariyle 53.2 kiloyum. Aylar önce ben bugün başlıyorum dediğimde de aynı kiloydum. Çok enteresan. Kesinlikle düşmüyor, çıkmıyor da. Ya yiyorum, yalan yok. O benim 13 yıllık spor geçmişim gitti. Bambaşka bir anne hayatı geldi. Muz, Dora, neden yemedin? Buyurun. Muzlarımız gitti. Muzlar gitti. Nereye gitti? Dora, mahvettin her tarafı. Hayır ya. Ya bu anne hayatı bir bahane değil. Onun farkındayım. Ben senelerce bahaneyi bırakın, bahaneyi bırakın diyen ben. Yani bazı durumlarda olmuyormuş çünkü koşturmalı bir hayat. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Beni böyle bir iteklesin, ondan sonra ben gideyim modundayım. Şimdi 53.2 kilodan 3 gün içinde 2 kilo verme hedefim var. Öyle söylüyorlar. Bakalım en son kaç olacak. Bu süreci sizinle paylaşıyor olacağım. Bir de bu 2 gün işim var aslında. Ya Dora mahvettin ortalığı. Bir anne günlükleri oldu yani. Önceden dudak dolgusu yaptırmıştım. 2-3 kere yaptırdım ve benim vücudum mu yapıyor bilmiyorum ya da kullanılan ilaç mı. Orada bir topaklanma mevcut. Videolarda da belki dikkatinizi çekmiştir. Buralarım topak topak. Bugün planım orayı babaanne yumurta da gitti. Ben şurayı toplamadan önce anlatayım da hızlıca. Bugün Dora'yı babaanneye bırakıp ondan sonra bir doktor randevusuna gideceğim. Bakalım topaklanmalarımla ilgili ne yapabilecek. O topaklanmaları erittirdikten sonra ki daha önce bunu yaptırmıştım. Biraz acılı bir işlem. Ondan sonra tekrar dolgu yaptırmayı planlıyorum. Bugünümüz nasıl şekillenecek bu ikisiyle ve benim planlarımla ve sıvı detoksla bu yolculuğu sizlerle paylaşmak istedim. Ama şu an yerde beni bekleyen zeytinler, yumurtalar ve muzlar var. Onları acil toplamam lazım. Milka yavrum da hayır diyorum ya. Yemiyor, kesinlikle yemiyor. Aferin kızım ha. Ben sana başka mama vereceğim. Dur seni de göstereyim. Milka'nın da saçlar başlar dağınık, tıraşı gelmiş. Hayır gitme. Aferin sana. Otur bakalım. Sen onları yiyemezsin, anlaştık mı? Şu an hazin son şu şekilde. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. Biz hep salonda takılıyorduk. Artık kışın gelmesiyle birlikte oturma odasına terfi ettik. Burası daha küçük bir yer olduğu için daha kolay ısınıyor. İçerilerde fetekler çalışmıyor, anlamadım sebebini. O yüzden salonu şimdilik kapattık. Burası bir oyun odasına dönüştü. Şimdi size şöyle göstereyim. Her yerde oyuncaklar. Alan dar olduğu için daha kolay toplaması. Bir Furby çıktı ortaya. Getir bakalım Furby'yi Dora. Ben gideyim. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Furby çıkardım ortaya. Dora bununla oynuyor 2 gündür. Dora ne diyor Furby? Şimdilerde üretilmiyor. Bayağıdır üretilmiyor. Benim çocukluğumun oyuncağı. Bak öpüyor Furby'yi ya. Çok sevdi. Hadi Furby ile oyna sen. Bunda da şey... Şu altını tam tornavida alamadım. Sürekli uyanıp duruyor çünkü korku filmi gibi gece böyle bir anda uyanıyor. Normalde uyanmazdı. Pilini çıkarıyorum yani kullanmadığımız zaman. İlka bunu deliriyor. Dora da çok mutlu oldu böyle bir şey gördüğünde. Bebekken korkmuştu çıkardığımda. Şimdi bayağıdır ilk kez çıkarıyorum. Uyan bakalım. Oh, o ses senden mi çıktı? Aa.
Şimdi sıvı detoksumun saat 8'de olanını içtim. Birazcık geç içtim ama. Çünkü ben sabah kalkar kalkmaz böyle kahve dışında hiçbir şey yiyip içemiyorum. 8:30-8:40 gibi falan içtim sanırım. Bakalım diğer öğün ne zamanmış. Dün geceden kapımıza getirdiler. Bebek uyuyor diye de asıp gitmişler. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam. Bakalım ikinci öğün ne? Aa, yaşasın. İkinci öğünde şöyle oluyormuş. Kafeinsiz kahve, badem sütü, hurma özü. Çok severim böyle. Bana kahveyle gelin. Bana sütle, kahveyle ve hurmayla gelebilirsiniz yani. Bu birinci öğün 10:30'da. Saat kaç? 9:42. Neyse az kalmış. Bir kokusuna bakayım ya, merak ettim. 3 gün boyunca böyle besleneceğim. Bakalım nasıl beslenebileceğim. Oo, çok güzel. Bildiğiniz kahve kokuyor yani. İşte bundan günde 6 tane 3 gün boyunca. Ondan sonra efsane bir diyet buldum. Sonra onu yapacağım. Gerçekten hedefim 48 kiloya falan düşmek. Evlendiğimde 47 kiloydu meselesi bende de var. Kendimi öyle mutlu hissediyorum. Boyum kısa bir kere. O yüzden zaten yani aldığım 1 kilo bile fark ediliyor. Bu arada çocuk gibi de görünüyorum. Onu da farkındayım bazen. Geçen gün başıma şey geldi. Öğrencileri sinemaya götürdük. Çocukları işte servislere bindiriyoruz falan. Öğretmenler olarak kaldık böyle orada. Bilmiyorum bundan önce anlattım mı? Anlatmadım ya. Servise bineceğiz işte. Çocukları bindirdik, daha doğrusu biz öğretmenler kaldık. Arkamdan bir tane şöyle bir el hissettim. Hadi hadi Mahmut abinin arabasına dedi bana. Döndüm böyle. Kızım geçsene. Beni öğrenci zannetmiş. Ben öğretmenim dedim. Ya özür dilerim diyor. Sen de küçük kalmışsın diyor. Bir de küçük kalmışsın. Bir batırdı. Daha çok batırdı. Bu bana bir iltifat mı bilmiyorum ama şu aralar bu durumdan memnun değilim yani. Sonra uzattı, dedi ki benim gelinim de böyle, benim kızım da böyle falan ama yine de Mahmut abinin arabasına diye şöyle bir ittirildim ya. Önce müdürüm de yapmıştı onu bana, hadi sınıfa geç falan diye. O kadar da değil yani. İçeyim mi? Bak bu bitti. Sıra bunda. Tamam. Benim detoks suyumun şişesi de Dora'nın oyuncağı oldu şimdi. Ivır zıvır bir şeylerle oynuyor diye ben bayağıdır oyuncak almıyordum. Oyuncağımız şöyle şurada. Ve pek yaşına uygun oyuncakları yok artık. Dedim ki bir oyuncak alayım yani. Çünkü bu zamana kadar ne aldıysam hiç oynamadı. Yani yüzüne bile bakmadı. Bir de Milka'ya göre de oyuncak seçmem lazım. Milka'nın dikkatini çekmeyecek bir şeyler olması lazım. Bize emziği bıraktıran vakumlu oyuncaklar çiğneme oyuncağı gibi olduğu için Milka'nın çok dikkatini çekiyordu. Şimdi böyle bir çiçek bahçesi mi, o tarz bir şey sipariş verdim. Belki bu videoda gelir bakarız. Çiçekleri üst üste koyuyorsunuz falan. Bayağı renkli ve güzel bir şey gibi görünüyor. Yani artık bir ıvır zıvırlarla oynasın istemiyorum. Böyle geliştirici, eğlenceli, güzel oyuncakları olsun istiyorum. Şimdi Dora uyudu. Saat 10:30. Ben bu sefer ikinci öğünümü içeceğim. Kafeinsiz kahve, badem sütü, hurma özü. Tadı, kokusu çok güzel. Tadına da bakalım hemen. Gel Mika. Gel hadi kucağıma gel. Çık. Çık. Sen de geri kalma. Sen de mi içeceksin? Dur. Her şeyi merak ediyorsun. Mika bekle. Kokusu kahve, sütlü kahve. Bir tık tatlı bir şey aradım. Ama çok güzel yine de kahve yani. Bence bu bayağı tok tutar. Şimdi Dodi uyuyorken... Gerçekten güzel. Dede uyuyorken ben detoks suyumun tadını çıkarayım. Bir de kitap okuyacağım. Öğrencimin biri çok uzun süredir beni tekrar kitap okumak için motive ediyordu. Şimdi bana kitap getirmiş. Ben birazcık dinleneyim. Bugün böyle dinlenmek istiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bu arada saat 5'e randevu aldım. Dora neredeyse 2-3 saat kadar falan uyuyor. Doktora saat 5'te gideceğim. 5'e kadar içtiklerimi de paylaşırım sizinle. Bakalım doktor da ne diyecek. Belki de bugün işlem yaptıracağım, bilmiyorum. Bugün o saatte evde teksin prenses. Sana da bir tıraş randevusu almamız lazım. Paçoz. Milka'nın tüyleri böyle. Ne kadar tararsak tarayalım. İlk önce pufidik pufidik oluyor böyle. Şey, banyodan yeni çıkmış gibi. Bir saat sonra falan direkt böyle oluyor. Afro-American kıvırcığı. Tüyleriyle uğraşmak bir sorun oluyor. Ama ne yapalım? Çok tatlı. Mika'yı da hala veterinere götüremedik. Diz kapağı çıkığıyla ilgili. Ama belirtilerini okuduğum zaman Mika'da hiçbirini görmüyoruz. Yani ama yine de içime kurt düştü. Bu hafta sonu inanılmaz yağmurluydu. Çıksak rezil olurduk. O yüzden götüremedik. İnşallah bu hafta sonu götüreceğiz. Yolcular tamam. Biz yine ekip tamam. Dodi gidiyoruz.
Şimdi babaanneye gidiyoruz. Benim 5'te randevum var. Açım. Daha ilk gün böyle geçiyor. Açım yani. Saat 12.30'da bir içeceğim vardı. Onu çekemedim. Orada Cem falan geldi. Evden çıktık paldır küldür. Neydi? Portakal. Bir saniye telefon çalıyor. Öğlen işte saat 12.30'da içtim. Kavunlu. Neyliydi? Kavunlu, portakallı, zencefilli. Hatırlamıyorum. Ama böyle yoğun bir portakal vardı. Güzeldi. Şimdi saat 3.30'u bekleyeceğiz. İlk gün şimdilik böyle geçiyor. Bakalım doktordan ne diyecek. Oradan çıktıktan sonra. Yani şey, içecekleri de yanıma aldım bu arada. Sonra doktordan çıktıktan sonra bir tane var. Saat 3.30'da bir tane var. Biz şimdi biraz gidelim. Hava da güneşli. Şöyle tadını çıkaralım yolların. Bilmiyorum doktor ne diyecek işte. Bugün acaba onları eritir mi? O topakları. İşte o iyileşme olduktan sonra da bir dolgu yaptıracağım. Bugün konuşalım bakalım ben. Şimdi doktora gitmek üzere annemden çıktım ve öğle içeceğim. Ara öğünümü içiyorum. Çilek, hibisküs ve lime. Bunun tadı çok güzel. Ama açım şu anda. Beynim durdu biraz. Gülü seviyorsan dikenine katlanacaktın demişler. Dışarıda da iki işim vardı. Oraya bir şeyler bakacağım. Dur ne diyecek bakalım. Ama şu an çok beynim durdu. Bu arada arabama da arkadan çarptılar. Neyse ki bir sıkıntı olmadı. Dora da arabadaydı. Çok korktum bir şey olacak diye. Çizik bile yok. Zaten kafam çalışmıyor şu an. Yemeğe alışmışız. Neyse ben gidiyorum. Hadi bakalım. Günaydın Milka. Evet. Yumurta yapıyorum sana. Beni vereceğim. Hadi gel. Oley. Kahvaltı zamanı. Milka hayır. Çok peynir, yumurta da oluyor. Günaydın. Dün kamerayı açmak istemedim. Eve anca geldik falan. Ben de koşturdum birazcık. Doktordan çıktım. Bugün sıvı detoksuma devam ediyorum. Sabah yine aynısı var. Yeşil elma, salatalık, ıspanak, maydanoz, kereviz sapı. Güzel bunun tadı. İlk günüm biraz zor geçti. Öğle saatleri zordu ama akşama doğru çok iyi oldum. Gecede rahat yattım yani aç yatmadım. Sonra gittim, çok mutlu ayrıldım. Topaklanmalarımla ilgili konuştuk ve işlem yapıldı. Oraları çekmedim tabii ki. Tek başımaydım. Elime iki tane yastık verdiler böyle. Onu sıkabilirsin dediler. Çünkü gerçekten acılıydı. Eritme enzimi uygulandı. Şuramda bir denediler. Küçük bir alerjik reaksiyon verecek mi falan deyip sorun olmadı. Daha önce de yaptırmıştım zaten. Belki de benim vücudum yapıyor topaklanmayı. Ama o topaklara iğneleri vurdu ve benim böyle gözlerimden yaşlar tabii ki uyuşturmalarına rağmen. Enjekte ettikleri sıvı çok acı veriyor. Yakıyor yani iğne. Yani doktor şöyle söyledi. Özetleyeyim, eğer dolgu yaptıracaklar olursa yani bunları da göze alın. Vücut kendi de topaklanma yapabiliyor ya da kullanılan ilaçla topaklanma yapabiliyor. Hyaluronik asit kullanıyorlarmış normalde. Hani bende de öyle kullandıklarını söylemişlerdi. Diyorum ya benim vücudum yapıyor ya ilaç, onu bilemiyoruz. Neyse benim şurada iki tane çok büyük topuğum vardı ama gerçekten nohut kadardı. Kitleleşmişti. Belki videolarda, fotoğraflarda falan görünüyordur. Şu anda biraz morarmış. Ya Melika hayır. İşte o topakların içine iğneleri vurdu ve sıktı. Benim böyle gözümden yaşlar geliyor falan. Zor bir süreç. Önceden de yaşamıştım. Acılı bir süreç yani. Maske istedim hatta. Arabaya kadar nasıl gideceğim falan dedim. Neyse öyle o acayip bir şişlik olmadı. Doktordan inanılmaz memnun kaldım. Instagram'da da paylaştım zaten adını. Adana'da olanlar gönül rahatlığıyla bence gidebilirler. Çok bilgili, çok iyi niyetli, güler yüzlü bir doktor. Beni de çok rahat hissettirdi. Normalde böyle şeyleri teyzemlerle falan giderim ama tek gittim. Tek başıma yaptırdım o işlemi. Dedi ki ilk önce cerrahi olabilir. Yani burayı açıp alabiliriz. Çünkü gerçekten bir nohut büyüklüğündeydi. Bu daha çok. İşlem başarılı. Yani bence ikinci, üçüncü seans gerekebilir dedi. Hala içeride biraz var ya, bu iğnenin ödemi de olabilir. Ama bunlar eridikten sonra yeni bir dolgu yaptıracağım. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Bana da önceki doktorlar bu çok ciddi bir süreç ve çok ciddi maliyet demişti. Ben ondan bu kadar korktum. Bir de işte Dora falan girdi araya tabii ki. O zamanlar yaptıramamıştım. Neyse şimdi kurtuldum. İkinci seansa da gideceğim. Dediğim gibi şurada birazcık hala bir şişiklik var. Ama şuralar eski hali. Şaka gibi inanamıyorum. Yani dolgunun böyle uğraştırıcı şeyleri olabiliyor.
Bu arada sıvı diyette bugün ikinci gün, yarın son olacak 3 gün. Bugün eksi 600 gram. Aynen eksi 600 deyim. 53.3 mü demiştim? 53.2 mi? Ay hiç hatırlamıyorum şu anda. Videonun öncelerini izlemem gerekiyor. Bugün 52.5 geldim. Matematikte mahvolmuş olabilirim. Matematiğim iyidir normalde. İşte siz hesaplayın. 52.5 şu anda. Yarın bakalım ne olacak? Ama dün böyle bir ara delirmedim değil. Yani kaza yapıyordum. Daha doğrusu kaza yaptım diyeyim. Ben yapmadım. Arkadan çarptılar. Ona bile beynim çalışmadı bir an falan. İnsanın belli bir saat beyni çalışmıyor. Kırmayın aşkım hiçbir şeyi. Ama bugün iyiyiz. Gece de rahat yattım dediğim gibi. Bakalım devam. Biz şimdi bir kahvaltı yapalım. Gel hadi parka gidelim. Sen ne istiyorsun? Bir de böyle durmaz mı? Saçı başı perişan. En yakın 13 Aralık'ta varmış randevu. Tıraş randevusu. Ve senle parka gidelim mi? Sevimli kızım. Kim var orada? Bunda yanakları kızardı. Anlamadım neden. Niye kızardı yanakların? İpek'e gidelim mi? Bisiklete binelim. Hadi gel gidiyoruz. Milka'yı götüremeyeceğim. Bu arada Sulu'yu bulduk. Park yatağının içindeymiş. Bunu koyarken aklıma geldi. O gün de parka inmiş olduk öyle. Milka'ya da iyi oldu. Bize de iyi oldu gerçi ama. Sulu'm kaybolmadı neyse ki. Biz parka geldik. Kimsecikler yok. Burada kort da boş. Tam Milka'lıkmış aslında. Güneş de arkamdan vuruyor. Dora'nın arkadaşını bekliyoruz şimdi. İpek. Önceki videoda göstermişimdir. Onların da bisikletleri aynı. Eğer İpek kendi bisikletiyle gelir. Dora'nınki olmazsa Dora kendininki zannedip bisiklet diye kıyameti koparıyor. Annesiyle yazıştı ben de bisiklet indirecek misiniz diye. Biz de bisikletle indik. Şuraya park ettik. Ya seni yerim ya. Sen işte o, sen işte o saç. Ben de bak, buz getirdim. Yaşasın. Ellerine de poğaça ikisinin de. İçtikten sonra çekebildim ancak ama öğleninde içtim. Elime kamerayı alamıyorum Dora'nın peşinde koşturmaktan. Size göstereyim biraz. Dodi. Hani senin poğaçan nerede? Yere atmışsın. Pis olmuş. Hadi İpek'in yanına git koş. Bizim yeni oyuncağımız gelmiş. Dora çiçek bahçesi. Hadi gel bunu açalım. Bak. Çiçekler var. Bak bakalım. Tamam bunları açacağız şimdi. Ne olmuş? Ne olmuş? Dur bekle. Bir kere bak. Milka hayır. Sen bunları kaçıramazsın. Şaka değil mi? Üst üste. İlla Milka'ya şapka yapacak. Böyle bir sürü parçası var. Bunları Milka'dan korumam lazım artık. Şapka değil o çiçek. Evet çok güzel yaptın ama bu böyle olmaz. Bunu buraya yapacağız. Şimdi bunun üstüne başka bir şey koyabilirsin. Bak bunun üstüne. Evet, aferin öğrendin. Hadi buraya tak onu. Tatlı bir çiçeğimiz oldu Dodi. Yalnız detoks yapıyorken kesinlikle 24 saat çok uzun. Geçmiyor. Dur aşkım. Günler, saatler geçmiyor. Yani yemek yemeyi özledim. Bir de yarınımız var. Yarın da çalışıyorum. Bakalım toplamda kaç kilo vereceğiz. Çok eğlenceli bir oyuncak. Bayağıdır oynuyoruz bununla. Saat 6.30'da bir içeceğim daha var. Bir de saat 9'da var. Yarın çalışıyorum. Bilmiyorum zorlanacak mıyım. Ama bugün zorlanmadım. Yani dünkü halsizliğim falan da kesinlikle yoktu. Gayet iyiyim. Yarın da son. Sonra da dikkat etmece. Günaydın. İşe giderken de çok uzun süredir ilk kez çekiyorum. Şimdi okula gidiyorum. Bugün 3. gün detoksunda. 3. günü dudağımın 2. günü mü oluyor? Onun da 3. gününe girdik mi neyse. Şu an çok şiş dudağım. Ödemleri gitmeden de eridi mi erimedi mi bilemiyorum şu anda. Çok ödem var, aşırı şiş. Ve sağ tarafım mor. Artık kapatıcıyla falan idare ettik. Ödem olmadan önce o içindeki topaklanmalar bayağı bir gitmişti, hissetmiştim. Ama sağ taraftaki duruyor. Sanırım 2-3 seans daha devam edeceğiz. Ama dolgu yaptırsam da güzel olurmuş. Bayağı yıllardır yaptırmadım.
Şu an dolgulu gibi okula gidince herkes yiyecek bence. Detoksa da 3. günüm. Bugün hiç kilo verememişim. Çünkü dün birazcık kaçamak yaptım. Çorba içtim. Çorba içtiğim için de detoks suyunun birini içmedim. Yani birazcık bozmuş gibi oldum. Neyse onu herhalde 4. güne sarkıtacağım gibi görünüyor ama ben yine de bulunduğum durumdan memnunum. Ya zaten aslında verilecek az kilom vardı. 2 kilo falan gitseydi iyiydi ama daha bir de bugünümüz var. Şimdi trafikteyim diye böyle. Buradaki trafik de birazcık şey, trafikte değil de ara yollar. Rahat, o yüzden rahat konuşuyorum. Şöyle yanıma aldım. Okula götürüyorum. Sabahtan içmeye başlayacağım. Bugün hiç bozmayacağım. Bugün akşam özel dersim falan da var çünkü. Bakalım yarın sonuç ne olacak. Yarın da 2 içecek falan devredebileceğim için 1 ya da 2 içecek vardı sanırım dolapta. Yani ben 3,5 gün falan yapıyor olacağım bu diyeti. Sonuç ne olacak bakalım. Dodi'yi de babaannesi aldı. Sabah geldiler, aldılar. Akşam da geri getirecekler. Akşam iş çıkışı tekrar bir raporlandırma yaparım. Dora ile Milka ile biraz vakit geçiririz. Ama şimdi derse yetişmem lazım. Trafikte oldukça yoğun. Yaşasın, akşam oldu. Arabanın ışığı da yüzüme vuruyor. Ben eve geldim. Ay, hortlak gibiyim şu anda. Dodi babaannesini de dedeyle birlikte gelecekler. Şimdi beni özleyen Milka'mı bir dışarı çıkaracağım. Saat 6'yı 5 geçiyor şu anda. Sabah 8'den beri yalnız, yani 4, 6, 10 saattir yalnız. Böyle günlerde üzülüyorum. Anca özel dersim vardı, geldim. Ve karnım çok aç. Detoks suyum da evde. Şimdi bir arabadan çıkalım artık ve Milka'yı çıkaralım. Özledim kızımı. Boş detoks sularım var. Onları göstereceğim size. Okulda içtim hepsini. Bugünüm rahat geçti ama burnuma yemek kokuları gelmedi değil, çok geldi yani. Canım istedi sürekli bir şeyler yemek. Neyse bir gidelim bakalım. Saat 6.30'da detoks suyunu içmem gerekiyor ama şu anda ilk önceliğim Milka'yı çıkarmak. Şimdi deliler gibi beni bekliyordur. Bugünlerde çok üzülüyorum. Geldik bakalım şimdi. Sanki benim geleceğimi bilir gibi o da vık 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 hemen başlıyor. Bakalım şimdi sesini duyarız. Sürpriz, bir kargom gelmiş. Bak bak kuzum benim. Açıyorum kapıyı. Milka. Ay merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba bebek kızım, özledin sen beni. Özlemiş. Merhaba aşkım. Evet geldim işte. Evet çıkacağım anneciğim. Hemen tasmasını gösteriyor aşkım bebeğim. Kuzum. Öpücük ver anneye. Şeker öpücük ver anneye. Bir takım kavuşmalar yaşanıyor. Bebeğim bebeğim. Evet hoş bulduk, hoş bulduk. Normalde bunu yapmamanızı söylüyorlar kesinlikle eğitmenler ama artık Milka ile bazı şeyleri açtığımız için. Gel buraya gel. Gel gel öpücük ver. Kız dudağım çok ağrıyor. Milka'nın seslerini dinleyin diye burada açıyorum. Çok şu an şey... Heyecanlı. Tamam gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Bekle. Bekle. Sakin. Yavaş. Buradan mı gideceksin? Hadi serbest. Koş. Hava çok soğuk. Artık kapşonumu taktım. Şimdi Milka'nın gazını alalım birazcık. Eve gidince de oyun oynayacağım onunla. Dora gelene kadar ne kadar gezsek kârdır. Dolandık yine Milka. Çarşamba günleri çalışıyorum. İşten sonra da özel derse gidiyorum. Öyle olunca çok yalnız kalıyor. Yani ona yapabileceğim bir şey yok. Ama bir tek çarşamba günleri böyle. Aynen direkt bir tek çarşamba günleri böyle. Perşembe günleri de derslerim evde oluyor zaten. O yüzden bugün normalden daha bir ekstra ilgi. Hatta babaannesi söyledi sen iyice Milka'yı gezdir biz sonra gelelim falan diye. Tamam indik artık. Milka. Şu an enerji patlamasından beni çekiştiriyor. Yoruldukça işte bu çekiştirmesi bitecek artık. Yorulana kadar yürüyüşe devam. Hadi serbest. Koş. Korta götürüyor yalnız beni çaktırmadan şu an. Korta getirdi beni ama olmaz Milka. Gel buraya. Malum çalışıyoruz. Mecburen böyle oluyor. Yine Milka az bile kalıyor aslında haftada bir kere. Milka bekle ya döndük.
daha önce anlatmıştım. Hani pat diye bir köpek alınca ben zaten onu 10 saat bırakabiliyormuşum falan gibi kesinlikle öyle bir algıya düşmeyin. Yani onlar da görüyorsunuz Milka hala enerjisini atamıyor. Vık vık vık. Yani daha yeni indik gerçi ama yani onun da bir alıştırması var. Önceki videolarda anlatmıştım. Yani bunu da göze alarak köpek sahibi olmanızı tavsiye ederim. Bunu çok sık söylüyorum ama öyle. Vicdani boyutu çok fazla çünkü. Biz bunu alıştıra alıştıra yaptık. Yani biz Milka'yı aldık ve pat diye 10 saat kesinlikle bırakmadık. Bu aylar sürdü. O alıştırma aşamalarını hep anlatıyorum zaten, anlatmıştım da. Ya şimdi çok şükür hiçbir sıkıntısı olmadan evde kalıyor ama aklında onda kalıyor. Çünkü hani kemiğini oyuncağının yanına bırakıyorum ama bizsiz yaşayamaz sonuç olarak. Yalnız kaldıktan sonra onun bol bol enerjisini atmamız gerekiyor. Biz evimize geldik. Rahatladın mı? Rahatladın mı? Bu videoda tamamen ben oldu. Kargom gelmiş, onu açayım. Benim dudağım, benim detoksum ve benim kargolarım oldu. Dudak meselesini özetlemek gerekirse, şu an görünüyor mu bilmiyorum, burası mor ve şiş. Bütün gün böyle gezdim. Herkes açıklama yapmak zorunda kaldı. Şu an hala ödemli ve çok acıyor. Konuşurken bazen zorluk çekiyorum mimik falan yaparken. Yani dudağınızı yaptırmadan önce o doktoru çok iyi araştırın. Benim doktorlarım çok iyiydi, Allah var. Ama ya benim işte dudağımda sorun var, o topaklanıyor muhtemelen. Ya da işte ilaçla ilgili bilmiyorum. Artık bunu bir dahaki yaptırdığımda göreceğiz. Bu arada ben çok güzel alışverişler yaptım kendime. Ve gayet uygun fiyatlı yaptım. Çok çok uygun fiyatlı yaptım. Ben eşofmancıyım. Ben spor bir insanım genelde. Basic bir insanım. Ve bir tane eşofman takımı aldım. Geçen de kendime eşofman takımı almıştım. Dolabımı yenilediğim için. Vallahi güzel bence ya. Dolabımı yenilediğim için artık her şeyi böyle sıfırdan ve uzun ömürlü almaya çalışıyorum. Yani alacağım ve hani bir iki giyeceğim, atacağım bir şey almamaya çalışıyorum aslında. Bir eşofman altı. Çok güzel. Bu neydi? Kumaş diyorlar buna. Dalgıç kumaş. Böyle eşofman. Bunun üstü de var. Hemen getiriyorum. Önce şeyleri göstereyim. Ben onları sabırsızlıktan açtım. Yüzümde lekeler var işte. Şimdi şu dudağımı halledeyim. Sıra yüzümdeki lekelerde olacak. Bir tane leke serumu aldım. Bir de böyle saçları fışkırtan bir serummuş bu. Denser Hair diyor. Her gün böyle diplerimizi sürüp masaj yapacakmışız. Saçları yağlandırmıyormuş. Bu ikisini aldım. Kendime güzellik yaptım. Diğerlerini getiriyorum şimdi hemen. Bu video benim olsun. Onları da dayanamayıp açtım. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi ben basic bir insanım. Benim için mont ayakkabı falan önemli. Böyle üstüme tek renk olsun montla, işte pantolonla ve ayakkabıyla, çantayla kombinleyeyim. Ne kaldı ki? Neyse. Yani tek renk seviyorum aslında, öyle söyleyebilirim. Şöyle bir şey aldım bilmiyorum. Deri pantolonlarımla ve kotlarla falan giyerim diye. Gayet gündelik ve okulluk. O eşofmanın üstünü de aldım. Takım halinde aldım. Buna bayıldım. Bu hayatta eskimez. Bu dalgıç kumaş dedikleri. Yani o da şöyle bir şey. Böyle bir şey. Bunun bir de takımı var. Ya pazar günleri bunu giy çık. Ben öyle şeyleri istiyorum. Hiç böyle kombine falan kafa yormamak istiyorum. Hani direkt eşofman takımını giy çık. Ben dediğim gibi sportif bir insan olarak. Bir de biraz öncekinin şeyi var. Burası fermuarlıydı. Fermuarsızı. Bir de polo yakalısı. Ondan aldım. Şöyle şu polo yaka. Görünüyor mu bilmiyorum. Ya şöyle basic bilmiyorum ya. Kotlarla güzel bir ayakkabı, çanta falan çok güzel oluyor. Böyle giy çık. Ne kaçırdın sen? Bunlar da kendim için yaptığım alışverişlerdi. Dodie'ye bir de ne aldım? Oyuncak aldım. Bu Kasım alışverişimiz de buydu. Şöyle düşünürsek ben bayağı alışveriş yaptım. Artık dur demenin zamanı geldi. Bir süre daha bir şey aldığımı göstermem. İnşallah. Bugün içtiklerimi de gösteriyorum. Akşam kırmızı elma, pancar, karpuz, limon, nane. Ben bunu akşam içtim mi ya? Yok, ben bunu gündüz çok acıktım. Akşam öğünü posalı diye bunu içtim. Ondan sonracığım. Senle bir şey yok anneciğim. Çilek, hibiskus, lime içmişim. Bu şişeler de biriktikçe birikiyor. Yeşil elma, salatalık, ıspanak, maydanoz, kereviz sapı içmişim. Ondan sonracığıma. Bu da son galiba.
Sarı elma, portakal, havuç, kavun, zerdeçal. Ben normalde inanılmaz halsiz düşerim böyle. Ama enerjim gerçekten iyi. Şimdi de ananas, kivi, rezene içecekmişim. Ben eğer erken mi içtim ya? Benim içeceğim biri eksik. Aa, içeceğim biri eksik. Bunu içmeyecekmişim. Bu da bunun içindeymiş. Okula götürdüm bunları. Yine değişen bir şey yok. Ananas gibi rezene içecekmişim. Evet, bugünkü öğünlerimde bunlar. Bugün son gün ama işte dün böyle çorba kaçamağı yaptım diye bir tanesini içmemiştim. Yarın da bir iki tane arttı yani. Bugün de bir tane eksik içtim herhalde. Sayamadım ki koşturmadan. Yani ben aslında 3,5 gün falan yapmış olacağım. Ama yarın bu videoyu sonlandıracağım. 3 günlük skorumu söyleyeceğim size. Aman bana afiyet olsun ve ortalığı toplamaca. Birazdan Dodi gelecek çünkü. Aa, onu da gösteririm size. Ne yapıyor Milka anneciğim? Oha. Hoş geldin. Hoş geldin. Evimize gelir gelmez oyuncaklarımızı dağıttık. Çok güzelsin. Dede de ne yaptın? Babaanne de ne yaptın? Dede de. Baba. Baba? Babayı arayalım mı? Hadi oyna bakalım oyuncaklarınla. Burada bir şeyleri kaçırma peşinde. Minik kızım. Bak bak. Kız şimdi sıra bunda mı? Hayır. Hayır Milka. Küçük prenseslerim benim. Milka hayır. Bak bak sinirlendi. Hayır hayır hayır. Hayır. Milka o senin değil. Başladı yine oyuncak kavgası. Sıpa seni sıpa. Bak. Hı, başlıyor oyuncak kavgası. Aga. Hayır, 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 hayır. Hayır. Maria çok şımarmış. Hayır. Asla şaşmaz ya. Bak üstüne yatacak şimdi. Ya nasıl tanıyorum seni ya? Evet bizim akşam rutinlerimiz başladı şu anda. Tamam senle de çekeceğim gel. Gel. Tamam aşkım bak bir veda edelim mi? Bizim günlerimiz böyle geçti. Dudağım da indi bu arada ama hala içeride böyle topaklar var. Yarın tekrar bir kontrole gideceğim. Yine aynı işlem yapılacak sanırım. İnşallah yakın zamanda biter ve düzgün bir dolgu yaptırırım. Bizim birkaç günümüz böyle geçti. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bay bay de. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.